söyleyebileceğim tek şey sevgili Fatih Abi'nin yüzüne de daha önce söylediğim için gönül rahatlığıyla söyleyebildiğim tek şey. Çok kıymetli bir modeldi Komünist Başkan'ın önce ovacıkta sonra dersimde yarattığı model ve kazanabileceği gerçekten bir yerden aday olup o modeli biraz daha büyüterek devam ettirmesini ben çok önemsiyordum. Kadıköy bence bu anlamda e, yanlış bir tercih oldu kendisi için bunun üzüntüsü içerisindeyim diyeyim. Yoksa arkadaşımızdır, yoldaşımızdır. Bizim de orada bir adayımız var sevgili Doğan Ergün. Benim de partide şefim diye hani takıl takıldığımız insanlardan biri. Belediye meclis üyesi adaylarımız özellikle çok hakikaten hani canavar gibi derler ya, canavar gibi bir liste koydular ve bu konuda da biraz şöyle yaklaşıyoruz biz. Biz gerçekçi bir partiyiz Ece Hanım. Biz yani böyle İstanbul'da 26 ilçede belediyeyi biz alacağız falan demiyoruz. Ama genel seçimde biz ne dedik? Biz iktidara gelemeyeceğimizin farkındayız ama bu halkın kırmızı çizgilerini korumak üzere Odadaki sivri sinek diye tabir etti Doğan bir yerde. Çok hoşuma giden bir tabir benim. Mecliste biz 3 kişi 4 kişi de olsak hayır kardeşim elinizi kolunuzu sallayarak bunu yapamazsınızı dedirtmeyi bir irade koymayı çok kıymetli bildik. Şimdi de belediye meclislerinde aynı şeyi yapacağız. Kadıköy'de bizim oyumuz %10'a yakın. Yani belediye meclis üyesi sokmaya biz çok yakınız orada sokuyoruz hatta. Bu oraya girdiğinde de tipli belediye meclis üyeleri belediye meclisinde temsil edildiğinde de birincisi AKP MHP'nin her türlü rantına karşı yine çok ciddi bir mücadele yürütecekler. İkincisi bazen ne yazık ki muhalif belediyelerde bile gördüğümüz bazı imar planlarının oy birliğiyle geçmesi gibi durumlarda ee, gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki orada bir tipli belediye meclis üyesi bile varsa bir tane hayır oyu çıkacak. Yani CHP'nin kalesi olan Kadıköy gibi bir yerde bu çok kritik bir şey diyorsunuz. Bu çok önemli bir şey söylüyorsunuz şu an. Yani demek ki hani Kadıköy o hassasiyetin özellikle korunması gereken e, bu imar planları falan konusunda. E, tabii ki yani 81 il 1200 seçim çevresi aslında aynı hassasiyetle korunması gereken yerler. Bu hassasiyet Hatay'da gösterilmiş olsaydı bu kadar insanımızı bu kadar canımızı Adıyaman'da, İsyas Otel'de gösterilmiş olsaydı mesela işte o gencecik voleybolcu kızları Malatya'da yani saymakla bitmiyor 11 şehrinde gösterilmiş olsaydı bunlar belki başımıza gelmeyecekti. O yüzden evet bunu yapmak mecburiyetindeyiz biz. Evet. Ha bir de kadınlara belki burada bir başlık açmak lazım çok konumuz varmıştı evet, bir mi? şey yapamadık bitmez. ama yani kadınlarla ilgili de yani gurur duyduğum bugün özellikle istedim arkadaşlardan bir çıkartabilir miyiz diye tabloyu. Ben üzülüyordum çünkü tip olarak yeterince kadın aday gösteremediğimiz noktasında bir parti içerisinde kendi arkadaşlarıma öz eleştirim vardı. Bugün rakamlar geldiğinde gösterdiğimiz adayların %30'unun hatta 37'sinin kadın olduğunu gördük rakamlarda yaptığımız hesaplamada. Şunu hemen söyleyeyim bizim kadın kotamız %40. Bunun altında kaldığımız için ben bütün tipli seçmenlerden özür diliyorum %3 altında kalmışız. Ama o kadar rezil bir durumdayız ki yani bu konuştuğumuz her şey aslında kadınların başına gelenler. Daha şimdi burada içeri giriyorum, stüdyoya giriyorum. Sokak çok karanlık Ece Hanım. Yani yanımda beni bana eşlik eden arkadaşım olmasa buraya gelirken tedirgin oluyorum ya ben bir kadın olarak. Ya bu sokağın aydınlatılmasından, gece yarısı parkların kullanılamamasına, bir tane olsun kreş açılmamasından, bir bakım evi açılmamasına, bunların sebebinin tamamının bizim sürekli erkekler tarafından yönetiliyor olmamız olduğunu ne zaman göreceğiz acaba? Yani önümüzdeki seçimde oy verecek seçmenlerin yüzde 51'i kadın olacak. Bu seçimde gösterdikleri adayların yüzde kaçı kadın biliyor musunuz? Ne olur bir tahmin edin. Ben dedi yazılı aldım önüme şöyle bir atın kafadan yüzde kaçı kadın Yüzde 50 kadın seçmenin. Yüzde 10 ya. 10 evet 10 değil. Aday gösterilen bu. Seçilecek yerden aday gösterile gittiğinizde yüzde beşlere kadar iniyor bu. Ya rezalet bir durumdayız. 2019 seçiminde seçilen kadın belediye başkanı oranı %3. 52 bin muhtar seçildi bu ülkede 2019 seçiminde.